burada bulunuyoruz. Ben Abi Taşçılar ve arkadaş Ahmet Ergül. Şenay Seyrek. Yani. Biz divan üyeliği için buradayız. Kabul ediyorsanız el kaldırın. Kabul ediyorsanız tamam. Kabul edilmiş. Kolay gelsin. İlk önce bir saygı duruşu, sonra İstiklal Marşı, ondan sonra faaliyetlerimiz var. Karar defterleri gibi düzenli olarak tutulmaya devam etmektedir. 5 derneğimiz her yıl en az bir kez denetleme kurulumuz tarafından iç denetimi yapılmış, denetim kurulu raporu yönetim kurulumuza sunulmuştur. 6 derneğimiz İçişleri Bakanlığı'na bağlı Adana Dernekler Masası denetçileri tarafından denetlenmiş yapılan işlemler mevzuata uygun olarak onaylanmıştır. 7 derneğimizden 2020-2023 yılları arasında 16 kişi ayrılmış, 2020 yılında 56 kişi, 2021 yılında 29 kişi, 2022 yılında 79 kişi, 2023 yılında 36 kişi olmak üzere derneğimize 200 kişi üye olmuştur. Mevcut üye sayımız 206 kişidir. Dernek faaliyetleri 8 Ocak 2021. Seyhan Belediyesi CHP Meclis Üyesi Uğur Büyükkantarcı İYİ Parti STK'lardan sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Kabaca, Yeşil Evler Muhtarı Muzaffer Deveci ve Elazığlılar Dernek Başkanı Asım Uğurlu Doğan derneğimizi ziyaret ettiler. 14 Ocak 2021 CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut Dernek Yönetim Kurulu üyelerimizle ofislerinde ziyaret edildi. Üyelerimizce ofislerinde ziyaret edildi. 18 Ocak 2021 CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin Dernek Yönetim Kurulu üyelerimizle ofislerinde ziyaret edildi. 19 Ocak 2021 CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut Dernek Yönetim Kurulu üyelerimizle ofislerinde ziyaret edildi. 22 Ocak 2021 yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la yapılan Zoom toplantısına Dernek Başkanımız Uğur Altuntaş Yönetim Kurulumuz adına katılım gösterdi. Genel Başkanımız Uğur Altuntaş kurulumuz adına katılım gösterdi. Genel Başkanı Erkan Baş, Başkan Yardımcısı Atatürk Milletvekili Barış Atay ve beraberindeki heyet dernek binasını ziyaret ettiler. 28 Mart 2021
afiş ve pankartlarımızla bağlandı. 14 Haziran 2021 AK Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana Otoban Mola Tesislerinde Dernek Yönetim Kurulumuzca karşılandı ve tüm EYT'ler adına destek talebinde bulunuldu. 28 Ağustos 2021 İstanbul EYT Federasyonu Genel Kurulu toplantısına katılım sağlandı. 2 Eylül 2021 E-TV moderatörü Şebnem Arda Boğa ve Bülent Boğa dernek binamızı ziyaret ederek canlı yayın yaptılar. 8 Eylül 2021 ıslak imza kampanyasında topladığımız imzalar Cumhurbaşkanlığına teslim edilmek üzere Ankara'ya götürüldü. Aynı gün imza kampanyası için Ankara Ulus Meydanı'nda yapılan basın açıklamasına katılım sağlandı. 16 Ekim 2021 Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık dernek binamızı ziyaret ettiler. 24 Ekim 2021 Mersin EYT Derneği'nin tertiplediği Çukurova EYT toplantısına 3 otobüs ile katılım sağlandı. 2 Kasım 2021 Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ofisinde ziyaret edildi. 7 Kasım 2021 Türkiye Değişim Hareketi Başkanı Mustafa Sarıgül ve beraberindeki heyet derneğimizi ziyaret ettiler. 1 Aralık 2021 yeni dernek merkezinin tadilat su elektrik boya işleri yaptırıldı. 4 Aralık 2021 yeni dernek merkezimize taşınıldı. 11 Aralık 2021 Eskişehir EYT Derneği dayanışma toplantısına katılım sağlandı. 27 Aralık 2021 Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Büyükkantarcı Seyhan Belediyesi'nde ziyaret edildi. 14 Ocak 2022 CHP'nin tüm Türkiye'de eş zamanlı yaptığı EYT Çözüm Bekliyor adlı basın açıklamasına Adana İl Başkanlığı'nda katılım sağlandı. 1 Mayıs 2022 İşçi Bayramı'na katılım sağlandı. Yol boyu kortejde flama ve görsel malzemeler kullanıldı. 15 Mayıs 2022 İstanbul Maltepe Büyük EYT mitingine Adana ilinden toplam 13 otobüs ile katılım sağlandı. 15 Mayıs 2022 İstanbul Maltepe EYT mitinginde Fox TV, Halk TV ve Tele 1 adlı haber kanallarına mülakat verildi. 15-16 Ekim 2022 tarihleri arasında Adana 4 yol kavşağında EYT tanıtım ve bilgilendirme standı açıldı. 22-23 Ekim 2022 tarihleri arası Adana 4 yol kavşağında EYT tanıtım ve bilgilendirme standı açıldı. 27 Ekim 2022 Türkiye'deki tüm dernek başkanları ile TBM ziyareti yapıldı. 20 Kasım 2022 İstanbul Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapılan EYT Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu'na katılım sağlandı. 26 Aralık 2022 CHP Adana Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Ayhan Barut, Burhanettin Bulut, Orhan Sümer ve Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Büyükkantarcı derneğimizi ziyaret etti. 7 Ekim 2023 CHP Adana İl Başkanlığı Kongresi'ne flama ve pankartlarla katılım sağlandı. Uğur Altuntaş Dernek Yönetim Kurulu Başkanı. Faaliyet raporu için itiraz olan var mı? Ya da eklenmesini istediğiniz bir şey var mı? Yok. Kabul edilmiştir faaliyet raporumuz. Evet, şimdi tüzükteki değişiklik var. Bunu da okuyalım. Derneğin adı değiştirildi. Adana Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Emekliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'dir derneğimizin adı. Derneğin merkezi Adana'dır. Şubesi açılmayacaktır. Kısa adı AESTSYD. Evet, 21 maddeliktir. Kabul ediyor musunuz? Ediyoruz. Evet, kabul edilmiştir. Ve şu anda bir oylamaya geçiyoruz. Dernek için aday olanlar var mı? Varsa listesi elinizde var mı? Yok. Şimdi elimizdeki olan listeyi yine okunacak. Asil okunan üyeler. Kişiler kendi... Asil yedekliği değil. Hepsi aynı. Hepsi. Aynı. Hepsi tamam. Şey üyeleri okuyorum. Uğur Altuntaş. Evet. Hüseyin Saka, Veli Savaş Üzel, Aykan Uz, Adalet Topal, İbrahim Kahraman, Mahmut Yıldız, Yalçın Seyyar, Hakan Görgün, Fatma Nimet Çevik, Ersen Karasaç, Şenay Seyreken, Ali Kılıç, Raziye Tibili. Denetim Kurulu. Özgür Özataş, Özcan Teke, Murat Şaraslan, Vehbi Doğru, Naime Yener, Selçuk Elçin. İtiraz olan var mı? Kabul edilmiştir. Evet, federasyon delegesi için aday listesi veren var mı? Yok.
Buyurun hocam. Uğur Altuntaş, Hüseyin Sata, Mahmut Yıldız, Aykan Uz, Adalet Topal, Özgür Özataş, Hakan Görgün, İbrahim Kahraman, Murat Şarastan, Ersen Karasaç, Ali Kılıç, Fatma Nimet Çevik. Veya burada olup da federasyon belediyesi olmak istiyorum diye başladığınız varsa... Kısacası öncesi neyse sonrası da o işte yani. Yok yani belki son anda yok. Ben de girmek istiyorum diyen varsa yazdırabilir adını. Ayıp değildir. Tabii bu medeni olsun. Cesarettir. Evet kabul edilmiştir. Biz üyeler memnunuz merak etmeyin. O ben değil yani ben söylerim. Biz sen merak etmem o konu benim değil. Benim yetkim ben size bunları teklif ederim. Kişiler kabul eder veya etmez. Ben buraya yazarım. Arkadaşım yazıyor zaten. Kabul edilmiştir. Hayırlı olsun hepinize. Afiyetle yiyin. Ne ki pastayı. Evet. Şimdi ben onları söyledim. Evet. Ben sen de. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Adana Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Kurulu'na. Dernek Denetim Kurulu raporumuz. Dernek Denetim Kurulumuz 2007 yılında bir kez olmadı. Tüzüğümüzde bu maddeler hala devam ediyor. Mücadelemiz bunlar stay için, çıraklık için, bağkur teslim mağdurlar için, 5000 gün mağdurlar için hala devam ediyor. Bunun yanı sıra 2 milyona yaklaşmış haklarını aldığı için mevcut olan emekli dernekleri de emeklilerin haklarını savunmadıkları, emekliler için hiçbir şey yapmadıklarını gözlemleyen arkadaşlarımız bize bir öneri sundular. Dediler ki tüzüğe emeklileri de ekleyelim. Bundan sonraki mücadelemizde emeklilerimizi de ekledik tüzüğümüze. Emeklilerimizin malum içler acısı. Halleri. 7500 lirayla ben geçinebiliyorum diyen arkadaşımız var ise, bir emekli varsa formülünü bize de söylesin biz de uygulayalım. Onun için bundan sonraki mücadelelerimizde biraz önce söylediğim gibi 5000 gün staj, çıraklık, tescil mağdurları tescil mağdurları ve emeklilerimiz olmak üzere mücadelelerimiz devam edecek. Biz EYT'liler mücadeleye bu haklarımızı nasıl kazandık? Sahalarda, mitinglerde 2 milyon kişiyle miting yaptık İstanbul'da. 1 milyon kişiyle Yeni Kapı'da mitingler yaptık. Ne dediler? Hak verilmez, alınır. Haklarımızı biz mücadele ederek, yani tabiri caizse söker, söker haklarımızı aldık. Bundan sonraki mücadelelerimizde de emeklilerimiz kesinlikle yalnız değildir. Emeklerimizin de yanındayız. Şimdi emeklerimizle görüştüğümüz zaman diyorlar ki ya işte emekli dernekleri, mevcut emekli dernekleri hastanelerle anlaşma yapıyor. Marketlerle anlaşmalar yapılıyor. Onlar basit işler.
Bizim yönetimimizde birçok ilaççı arkadaşım oldu. İlaç sektöründen arkadaşım oldu. Onlar çıkarmış. Yani bu mevcut emekli dernekleri bir tek emekliyi hasta olarak mı görüyorlar? Biz emeklinin kök maaş dedikleri, önce emeklinin cebi rahat edecek, ondan sonra kafası rahat edecek. Bundan sonraki mücadelemiz alansa alan, meydansa meydan, emeklerimiz içindir. Emeklerimiz de rahat olsun. Yanlarında olan farklarını savunacak bir dernekleri var. Tüm emeklerimiz de derneklerine sahip çıkmaya bekliyoruz. Teşekkür ederim. Konuşmak isteyen var mı? Başkanım, bana soru alalım.